Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zikzaklı çantamızı delikli ve şu şekilde delikli ve yalancı sık iğne ile çalışacağız. Onları göstereceğim. Daha önceki videolarımda zikzaklı çantamızı trabzan örgüsü ile çalışmıştık. Bugün de bu şekilde olanı çalışacağız. Şimdi ben tabanını oluşturdum, hazır ettim. Şimdi tabanı nasıl yapılır size onu göstereceğim. Öncelikle ipimiz her zamanki gibi çantalarımızda kullandığımız pamuklu makrome ipi. Bunun bir sürü markaları var. Onları markaları söylemeyeceğim ama pamuklu makrome 250 gram bir bobin oluyor. İki bobinden bu çantamız çıkıyor. Yani 500 gramdan çıkıyor. Tığ noğumuz 4. Bakın burada göstereyim size. Bazen diyorlar ki burada 7 yazıyor veya 5 yazıyor diğer tığlarımda. Ama önemli olan şuradaki. Bakın buradaki numara tığ numarası oluyor. Tığ numaramız 4. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar sihirli halkamızı hepimiz biliyoruz. Ama ben yine de göstereceğim sizlere. Sihirli halkamızla öncelikle elimizde doluyoruz. Şu şekilde içinden ilmeğimizi çıkarttık. Bir, iki zincir çektik. Şimdi yalancı sık iğne normalde mil üstü almadan sık iğnemizi böyle yaparız değil mi hanımlar? Şimdi bu yalancı sık iğne mil üstümüzü alıyoruz. Şöyle göstereyim. Mil üstümüzü alıp batıp çıkıyoruz. Bunu iki kere de değil de tek seferde çektiğimizde işte bu yalancı sık iğne oluyor arkadaşlar. Mil üstümüzü alıp batıyoruz, çekip ve üçünü birden alıyoruz. 1, 2, 3 tane oldu şimdi hanımlar. Bunu 3 taneden sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Yani şöyle köşe oluşturacağız arkadaşlar. Ortaya yapıyoruz şimdi. Tekrar 2 zincir çektim. Yani her 3 taneden sonra 2 zincir çekip köşe oluşturacağız. 2 zincirimizi çektik. Mil üstümü aldım. Sihirli halkamın içine batıyorum ve hepsini birden çekiyorum. Siz bu sihirli halkayı yaparken biraz başlangıç olarak zorlanabilirsiniz. 6 tane zincir de çekebilirsiniz. Ben ortada delik olmasın diye sihirli halka daha hoşuma gidiyor. O yüzden sihirli halkayla başladım. Tekrar mil üstü aldım. Batıp çıkarttım ve üçünü birden aldım. Yani bundan 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde tekrar yapıyorum. Mil üstümü aldım. Batıyorum ve hepsini birden çekiyorum. Yani bu örneğimiz örgü şeklimiz bu şekilde olacak. Mil üstünü alıp hepsini birden çekiyoruz. İki kere de trabzan gibi çıkartmıyoruz. Üç tane yaptık. Bir, iki, üç oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir üçlü daha yapacağım. Bir, iki, üç. Evet, iki zincir çektim. Köşemi oluşturacağım. Pardon, sonuncu da iki zincir değil tek zincir çekeceğiz. Birleştirme yerini göstereceğim şimdi sizler hanımlar. Bakın çektiğim zaman da köşelerim oldu şu şekilde. İpim altta kalsın, sonra ben onu temizleyeceğim. Şimdi bu birleşme yerimiz, çantamız bitene kadar bu birleşme yerimiz, yani birleştirmemiz hep aynı olacak. Bir zincir çekiyoruz. Mil üstümüzü aldık. Burada ilk başta zincir çektiğimiz yerin hemen şu dibine batıp aynı şekilde birden çekiyoruz. Yani burada arkadaşlar şunu şöyle bir kenara koyalım. Yani burada arkadaşlar birleştirme yerimiz hiç belli olmayacak. Önemli olan o. Belli etmemek. Bunu çektim. Üçünü birden aldık. Bir, iki zincir çekiyoruz. Ve şimdi burası normal şu köşeler gibi köşeymiş gibi
Şu üç tanesini yapacağım. Mil üstümü aldım, batıyorum, bir kere de çıkarttım. Mil üstü aldım, batırdım, bir kere de çıkarttım. Yani 1, 2, 3 tane oldu şimdi arkadaşlar. Köşenin yarı tarafı burası, bir köşenin. Bu aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Tekrar mil üstümü alıp diğer köşeye geldim. 1, 2, 3. 3 kere aynı şekilde yaptım köşeye. 2 zincir çektim. Köşemiz olduğu için aynı yere tekrar 3 tane daha yapacağım. 1, 2 ve 3. Bakın burada da köşe oluşturdum şimdi hanımlar. Bilmeyenler için biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Normalde bilen arkadaşlarımız zaten olayı çözmüş olurlar. Şu şekilde aralarda zincir tekrar çekmiyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde 2 zincir çekeceğiz. Mil üstümüzü aldık. Diğer köşemize şu şekilde çakma sık iğnemizi yapıyoruz. 3 tane. Hep üçlü üçlü gidecek arkadaşlar. Köşedeyiz. 2 zincirimizi çektik. Tekrar aynı yere 1, 2, 3 kere yaptık. Doldurduk. Zincir çekmeden mil üstümüzü alıp diğer köşeye geldim. 1, 2, 3. Şu şekilde. Tekrar 2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yere yalancı sık iğneden 3 tane daha yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Mil üstümüzü alıp şu başlangıç yerimizde 3 tane yapmıştık. Şimdi 3'ün diğer yarısını yapacağız. Yani aynı yere şu köşelerdeki gibi olsun diye. 1, 2, 3 tanesini yapıp bakın bu sırayı tamamladık ya arkadaşlar. Şimdi yine ek yerindeyiz. Şu şekilde göstereyim. Bir zincir çekiyoruz hep köşelerde. Yapacağımız işlem hep aynı. Bir zincir çekiyoruz. Mil üstümüzü alıp şu ilk başlangıçtaki zincirin tam ortasından çıkarttığımı birden çekiyoruz arkadaşlar. Birden çekip 1, 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde buraya 1, 2, 3. Pardon, 3 tane zaten zincirle birlikte 1, 2, 3 oldu. Zincir çekmeden hemen bakın buraya ortaya geldik. Orta oluştu çünkü çantamız tabanı buralardan artırarak ortalar bu şekilde oluşuyor. Çantamız büyümeye başlayacak tabandan. 3 taneyi 3 tane çakma sık iğnemizi yaptık. Zincir çekmeden köşemize geldik. Köşemize battık. Şu şekilde 1, 2, 3. 3 taneyi yaptık. 2 zincir çekip köşeler hep aynı yere 3-3 yani aralarda 2 zincir 3-3 6 tane dolduracağız. Köşelerden böylelikle çantamız artmış olacak arkadaşlar. Yani tabanımızı büyütmeye çalışıyoruz. Mil üstümüzü aldık. Ortaya tekrar 1, 2, 3 tane dolgumuzu yaptık. Mil üstümüzü alıp köşeye geldik. İki zincir çekip köşemizi tekrar oluşturuyoruz. Tekrar köşeye geldik. Orta yerinde yaptık. Bakın şöyle. Şimdi köşemizin
Diğer yarı tarafını tamamlayıp 3 tane sık iğnemizi yapıp, çakma sık iğnemizi diyeyim, bir zincir çekip mil üstümüzü aldık. Bu zincirin ortasına battık ve komple çıkarttık. Yani burada arkadaşlar yaptığımız şu, şunun gibi köşe oluşturduk. Bakın, ben bunu direkt böyle örerek gitseydim bu birleşme yerimiz çok belli olacaktı. Bu şekilde olduğu zaman hangi çantada yaparsanız yapın veya motiflerinizde köşe ekleme yeri bu şekilde yaptığınız zaman hiç ekleme yeri falan belli olmuyor ve daha düzgün oluyor. Şimdi köşemizi yaptık. Birleşme yerimizi anladık. Bu şekilde birleştiriyoruz. Köşe çanta bitene kadar hep bu şekilde, yani bitiş yerimiz bu şekilde birleştirip çantamıza böylelikle devam edeceğiz. Bakın şimdi buralar arttıkça burada birdi, sonra iki. Hep köşeler zaten belli. Görüyorsunuz arkadaşlar, buraları yapacağız şimdi. Bir, 2, 3 tane yaptık sık iğnemizi, çakma sık iğnemizi. Mil üstümüzü aldık. Diğer deliğin tam içine 3 tane dolgumuzu yaptık. Mil üstü alıp köşeye geldik. Köşede de tekrar aynı şekilde 3 tane sık iğnemizi yapıp 2 zincir çektik. Aynı yere tekrar 3 tane yapıyoruz. Yani arkadaşlar bu şekilde tabanımızı büyüteceğiz. Buraya kadar anladık inşallah. Çünkü zaten bilmediğiniz yerlerde tekrar bakabilirsiniz. Birleşme yerini öğrendikten sonra çantamız ilerleyecek. Örneğimiz zaten belli arkadaşlar. Şu şekilde büyütüyoruz. Birleştirme yerimizi de gösterdik. Şimdi burada bakın ben büyüttüm. Bunu her sırada artırarak, tabii ki köşelerden artırarak bu kadar büyüttüm. Şimdi bu çantanın ebatını siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bu çantayı birazcık biraz daha büyük, torba şeklinde birazcık daha büyük, normal çantadan az daha büyüğünü yapacağım için biraz tabanını geniş yaptım. Mesela bu tabanımız kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra olmuş arkadaşlar. Yani şu köşeyi saydığımız zaman sıramız zaten belli oluyor. Bu 14 sıra. Yani 15. sırada çantamızı yukarıya doğru toplamaya başlayacağız. Ben şimdi bakın burada köşeye gelmişim arkadaşlar. Bu köşe 15. sıram. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sırayı bitirip köşe yapmışım. Neyse ben köşeye kadar geleyim. 14 sıra bittiği için. 15. sırada arkadaşlar. Bakın köşemizi yaptık diğeri gibi. 15. sırada çantamızı toplayacağız. Ha, ben biraz küçük istiyorum derseniz arkadaşlar. Bu çantanın yani şu sayıların denk gelmesi için biraz küçük yapmak istiyorsanız bu köşeler mesela ben 15. sırada yukarıya doğru toplamaya başlayacağım 15. sırada. Siz dersiniz ki benimki biraz küçük olsun ama 14 sırada olmuyor. Burası denk gelmiyor. Yani tek sayılarda toplama yapacaksınız. 13 mesela 13 sıra olduğu zaman 13. sırada toplama yapabilirsiniz. 11. sırada toplama yapabilirsiniz. Çift sayılı denk geldiği zaman arkadaşlar yani 14. sırada yaptığınız zaman toplama işlemi denk gelmiyor bu örneğimizde. Onun için tek sayılarda ben şimdi 15. sırada toplama işlemini yapacağım. Onu da belirteyim ki sonra hani yaparken niye böyle oldu, denk gelmedi diye uğraşmayasınız diye belirttim bunu da. Şimdi arkadaşlar köşemizi yaptık. Normal tekrar sık iğnemizi ortaya kadar yapacağım şimdi. Zincir çekmiyoruz aralarda. Diğer zigzaklı çantamız vardı, çalışmıştık videomuzda, kırmızı hatırlarsanız.
Onun mantığı aynı arkadaşlar. Sadece o trabzan bu sık iğne ve sadece delikli olanı. Mantık aynı. Sayıları tam tuttuktan sonra hiçbir problem olmayacak arkadaşlar. Şimdi buradan kaç tane yaptık? Köşeyi de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi de yapıyoruz arkadaşlar. 7'yi de yaptık mı? Şimdi hani böyle büzdüreceğiz ya ortadan yukarıya torbalanması için. Şu bir tane ortada bırakıp, şu deliği bir tane bırakıp şuraya atlayacağım arkadaşlar. Ve çantamız yukarıya doğru toplanmış ve sayılarımız sabit kalmış olacak. Çünkü buradan artırıyoruz köşeden. Buradan da topladığımız zaman şu 7'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayısını hiç unutmayın. Yukarıya kadar her taraftaki köşeler yani zikzak yerimiz hep 7 tane olacak. Şimdi mil üstümüzü aldık. Ortada bırakıp diğerine yani şuraya atladık. Direkt 3 tane yalancı sık iğnemizi yaptık ve çantamızı bakın şöyle toplamış olduk. Bu yukarıya doğru giderken biraz daha belli olacak arkadaşlar. Şimdi köşeye kadar gelelim bakın yine 7 tane olacak burası. Üstümüzü alıp normal üçlü üçlü doldurarak yalancı sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz köşeye kadar. Evet. Bakın şimdi topladık kaç tane oldu arkadaşlar? 1 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın. Şimdi yani şu 7'leri unutmayın. Artık 7 7 çalışacağız yukarıya kadar. Buradan toplayacağız. Diğer sırada da arkadaşlar şundan şunu yapacağız. Ortadakini yapmıyoruz. Yani şöyle toplanarak yukarıya doğru gitmiş olacak. Bu 7'leri sabit tutacağız. Göstereceğim şimdi yine size. 2 tane zincir çekip tekrar köşemizi oluşturduk şu şekilde. 1, 2 oldu. 7 tane ortaya gelene kadar 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Instagram sayfam Handan'ın örgülerinde. Orada da lacivert çantası bu modelin lacivertini çalışmıştık arkadaşlar. Ve orada yapılıp paylaşmıştım ve çok beğenilmişti bu çantamızda. Şimdi son bir tane daha yapıyorum. Evet, sayalım şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 taneyi yaptık. Ortaya geldik. Bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü her düz yerde aynı işlemi yapacağız. Yani şuradaki torbalanmayı yapacağız. Burada da aynı işlemi yapıp ortadakini bırakıyoruz ve direkt diğer tarafa sık iğnemizi yaparak atladık. Şu şekilde. Bakın burada da yaptık. Şurada, burada. Şu düz yerlerde yapacağız. Yukarıya doğru torbalanacak. Uzayacak arkadaşlar. Şimdi tekrar 7 taneyi köşeye kadar götürelim.
Yalancı sık iğnenin örmesi de çok zevkli arkadaş. Mesela trabzanla iki kere de çekiyorsun. Sık iğne de tek batıyorsun ama bunu hem trabzanla sık iğneyi birleştirmiş gibi oluyoruz. Hem ilmeğimizi alıyoruz hem bir seferde çekiyoruz ve zevkli bir örmesi var. Siz de göreceksiniz ördüğünüz zaman. Evet, köşemizde yaptık. İki zincirimizi çekip aynı yere tekrar 3 tane dolduruyoruz. Şimdi ortaya kadar tekrar 7 tane, diğer köşelerde yaptığımız gibi ortaya doğru 7 tane bu dolgularımızdan yapıp ortaya geleceğiz. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncuyu yapalım. Evet, mil üstümüzü aldık. Ortadaki bu deliğimizi bırakıp şu diğer tarafa atladık. 3 tane sık iğnemizi direkt yaptık. Aralarda zincir yok zaten. Onlar hiç söylemiyorum. Yani çantamız bitene kadar zincirimiz sadece köşelerde ikişer tane var, o kadar. Köşeye geldik tekrar. 3 tane sık iğnemizi yaptık. 2 zincir çekip aynı yere tekrar doldurduk. Şimdi tek tarafımız kaldı. Burayı da yaptıktan sonra her bir tarafını, bakın arkadaşlar, şöyle şu şekilde gitmiş olacağız. Aslında sizlere sürekli video çekmek istiyorum ama arkadaşlar biraz yoğunluğumdan dolayı vakit bulamıyorum video çekmeye. Ama elimden geldiğince, fırsat buldukça sizlere çantalarımdan videolarımı çekeceğim. Evet. Kaç tane oldu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncuyu yapıyoruz yine arkadaşlar. Orta yerimize geldik. Yedinciyi. Mil üstümüzü aldık. Burayı boş bırakıp karşıya geçip 3 tane yalancı sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. Yani 4 tarafını da aynı şekilde toplamış olduk. Ve sadece şimdi her taraf, yani her köşesi 7 tane şu üçlü çakmalardan, çakma sık iğnelerden oluşuyor. Bu 7 taneyi hiç kaybetmeyelim. 7 taneyi zaten tuttuktan sonra örneğin nerede ne yapılacağı daha sizin için kolay olur arkadaşlar. Diğer zikzaklı çantamızda da hani o trabzan olduğu için ve bu delikli değil, düz trabzan olduğu için orada da sabit bir sayı tutmuştuk hatırlarsanız. Evet, son köşeme geldim. Bakın arkadaşlar, birleştirme yerindeyiz yine. Birleştirme yerimiz nasıldı? Bir zincir çekip
mil üstü alıp şu zincirin tam ortasından üçünü çekiyorduk ve köşemiz oluşuyordu. İki zincir çekiyoruz. Bakın köşemiz nasıl oluştu arkadaşlar. İki zincir çekip tekrar köşemize devam ediyoruz doldurmaya. Üç taneyi doldurduk. Zincirle birlikte üç tane olmuş oluyor. Şimdi devam ediyoruz yine arkadaşlar. Bakın şimdi yedi taneyi yapalım. Şimdi modelimizin tam hassas noktasındayız. Şimdi burada belli olacak ne yapmak istediğimiz. Yedi taneyi köşeye kadar gelelim. Kaç oldu bakın arkadaşlar? 6 1 2 3 4 5 6. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 7.'yi de yapıyoruz. 7.'yi yapınca demek ki biz bu orta yere gelmiş sayılıyoruz. Burayı nasıl bırakmıştık? Şu altta. Buraya yapmıyorduk. Mil üstümüzü alıp bakın arkadaşlar mil üstümüzü alıp direkt buraya geçiyoruz. Yani örgümüz bu şekilde yukarıya doğru toplanmış olacak. Tekrar köşeye geliyoruz. Bakın hep 7 olacak. Artık bir şey yapmamıza gerek yok. Sayılarımız sabitlenmiş oldu. Zaten bu 7 tane yaptığımız zaman arkadaşlar biliyoruz ki köşeye gelmiş, orta yere gelmişiz. Orta yerdeki toplamayı yapıyoruz. Yani toplama derken zaten normal örüyoruz. Sadece şurada bir tane boşluk bırakıyoruz, o kadar. Ben size bu köşelerdeki sayıları söylemiştim. Yani 15. sırada biz örneğimizi kurduk. Siz farz edin ki 13. sırada kurduysanız ne oluyor bu sefer? Buradaki şu 7 tane tuttuğumuz orada 6 tane olacak. Öyle hesap edin. Zaten orta yere gelince onu ayarlayabilirsiniz kendinizde. İlk kurduktan sonra da o sayı sabit olarak yukarıya doğru gidiyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak yine köşeye geldim. İki tane zincirimizi çekip orta yeri yapıyorum. Bu köşeyi de şurayı da göstereyim hanıma. Sonra bu çantamız bu şekilde yukarıya kadar videomuzu tabi çekemeyiz her sırasını o kadar. Yukarıya kadar istediğiniz boyuta gelene kadar yani birazcık şey olsun ki ağız kısmına normal sık iğne yapacağız. Daha hani çantamız kip dursun diye. Şöyle bir parmak kalınlığında falan mesela şurada sık iğnemizi yapacağız. Diğer zikzaklı çantalarımızda yaptığımız gibi. Yine 7 tanemizi yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Demek ki ortadayız yine. Mil üstümüzü alıp şu ortadakini bırakıp şu hemen bakın şöyle göstereyim. Diğer yandakine 2, 3 tane çakma sık iğnemizi yapıp köşeye kadar devam ediyoruz. Bir sonraki 7 tane şuraya geldi ya arkadaşlar. Şunu bırakacağız. Şöyle birleştireceğiz bu sefer. Yani mantık aynı. Şimdi bunu anladık.
bu yukarıya kadar, istediğiniz yere gelene kadar bu şekilde yukarıya kadar örelim arkadaşlar. Sonra yukarıda tekrar görüşelim. Biraz ben de bu çantamı uzatayım. Sonra yukarılarımızı gösterelim. Evet hanımlar, ben biraz büyüttüm. Yarıya gelmedi daha tabi. Biraz daha var şu şekilde. Bakın daha leke gibi oldu ama tabi bunlar böyle sonradan toplanacak. Ve buralardan kulp yapacağız. Hapishane işi kuplarımız vardı. Onlardan yapalım bunlara. Videomuz var hapishane işi kulpu için. Benim kanalımda da oradan da bakabilirsiniz. Bilenleriniz de vardır içinizde. Şimdi bu şekilde kaç tane yapmışız arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş henüz. Tabii daha çok var yukarıya kadar. Biraz daha ördükten sonra biraz da sık iğne yapacağız. Komple 3-4 sıra falan. Şimdi bunu istediğiniz boya kadar tekrar getirelim. Ben biraz daha öreceğim. Tabii biraz daha derken çok daha başındayız. Şu şekilde tekrar devam edelim. Bu ortaları unutmadık. Aynı şekilde. Bakın şöyle bir şekil aldı. Şöyle. Yedinciyi de yapalım. Evet, burada tekrar topladım. Toplayarak gideceğiz. Zaten bu şuralar falan hepsi düzelecek arkadaşlar. Yukarıya geldikçe, bitiş noktasına gelince ve orada sık iğne yaptığımız zaman çantamız daha da tam ortaya çıkacak. İstediğiniz gibi güller yapabilirsiniz. 3 tane gül yapıp bir köşesine renkli güllerden onunla da süsleme yapacağız. Onlar sizin tercihinizde kalmış. Tabii çantanın rengi de, ben bu rengi tercih ettim. Çantanın rengi de size kalmış. Nasıl uygun renk seviyorsanız kendinize göre o şekilde yaparsınız. Şimdi biraz daha devam edelim bu şekilde. Yukarıya gelene kadar videomuzu ara verelim. Sonra tekrar dönelim videomuza. Evet arkadaşlar, şimdi ben boyunu bu kadar yaptım. Şimdi üst tarafını sık iğnesini yapacağız. Şurada bitiş noktamızdı. Şimdi burada normal birleştirdik. Son yaptığımız gibi. Bir zincir çekip artık mil üstü almıyoruz. 3 sıra 4 sıra sık iğne gideceğiz. Bütün çevresine. Mil üstü almadan buraya iki defa doldurdum ve tüm ilmeklerin şu başına, yani şu ilmeğin şurasına sık iğnemizi bütün ilmekleri geçerek yapıyoruz. Buralar hep aynı hanımlar, bu düz yerleri. Sadece köşe yerlerini göstereceğim. Orada her sırasına yaparsak boğum boğum olur. Güzel durmaz. Şimdi şu köşelere geldiğimiz zaman göstereceğim şimdi onları da size. Açalım şöyle. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ilk bir tanesini, dolgunun bir tanesini yapıyorum. Buna buraya hepsine yaparsam burada bir kiloşluk olur ve hoş durmaz, marullaşır. Bunu ilmeğini takıyorum. Şu ortadakini yapmadan direkt karşıya geçip üçünü birden çekiyorum ve burayı pekiştirmiş oluyoruz ve sıklaştırıyoruz. Hepsini ayrı yaptığımız zaman orada bir potluk oluşur. İlmek fazlalığı olur. Bakın böyle toplamış oldum burayı. Diğer sıramızda da 3 sıra sık iğne yapacağız canımlar. 1, 2, 3 tanesini, yani şu tam uca gelen 3 tanesini birden çekeceğiz. Bir de uclardakini göstereyim sizlere.
Her ilmeğin başına sık iğnemizi yaptık. Bakın köşeye geldik şimdi de. Buraya da 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yapıp tekrar aşağı doğru devam edeceğiz sık iğnemizi. Bu şekilde arkadaşlar, bakın sık iğnemizi 3 sıra 4 sıra, bu da isteğe bağlı, kaç sıra istiyorsanız bütün çevresine sık iğnemizi 4 sıra halinde yapacağız. Evet arkadaşlar, son sıramıza geldim bu ilk sıramızın ve bunu birleştiriyorum. Bir zincir çekip tekrar üstten bu şekilde bütün sık iğnemizin üstlerine ikinci sıramı da geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Köşeye tekrar geleceğim. Orayı tekrar göstereceğim. İkinci sırada da arkadaşlar. Sonra bazen nasıl yapacağımızı bilemiyoruz diye yorumlar yazan arkadaşlarımız oluyor. Şimdi burada bakın, birini aldım, şurayı almıyorum ya da üçünü birden toplayabilirsiniz ama şununla birlikte topladığınız zaman, yani burada bakın akışa göre toplayabilirsiniz. Hepsini tek tek yaparsanız orada demin dediğim gibi boğum olmayacak arkadaşlar. Üçünü birden aldık oradan. Burada normal bütün sıramızın hepsine örerek geçiyoruz. Çünkü buraya kulplar dikileceği için çok fark etmiyor. Bakın şu şekilde. Şimdi iki sıramız oldu. 3-4 sıra yaptıktan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar.